Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Philips markasının ProMix el blender'ının incelemesini ve kutu açılımını yapacağız. Ben şu anda hali hazırda Simbo markasının Sumoti el blender'ını kullanıyorum ve bir tık memnunum. Aslında memnunum ama e, bu daha hoşuma gitti. Kutu içerisinden bir sürü aparat vesaire çıkıyor. En çok hoşuma giden aparat şu oldu. Çünkü bunu dışarıda taşıyıp e, herhangi bir şekilde araçta vesaire bir Sumoti yapıp hiç dışarıda da içebileceğim bir şey. Güzel bir blender. Bunu herkes yorumlarını okuyarak aldım ve herkes çeyizini alacağını yazmış. Gerçekten güzel. Kutuyu şöyle sizlere de göstereyim hemen yakından. Zaten kutu açılımını yapacağız ve kutu açılımına geçiyoruz. Ips markasının Promix El Blender'ının kutu açılımını ve testini yapacağız. Detaylı bilgileri paylaşacağım. Şimdi hemen kutu açılımına geçiyoruz. Şuradan... Zaten farklı şekilde ben açmıştım çünkü hasar var mı vesaire bunu kontrol etmiştim daha öncesinde. Şimdi şöyle kutuyu yan yatıracağım hemen içinden çıkan parçaları birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yorumlarını okudum bayağı güzel herkes memnun ben de aldım kullanacağım evimde. Bu 500 mililitrelik bir milkshake. E, matarası. Bunu elinizde dışarıda her yerde gezdirebiliyorsunuz. Aslında tabii ki de bunu hani genelde dışarıda gezdirmek için almıyorlar ama e, ben bunu eğer kullanacak olursam dışarıda gezdirmek için yani yanımda gezdirmek, arabada gezdirmek için alacağım ve içerisine güzel e, ürünlerle blenderlayıp bir mix karışım yapacağım. Şimdi şurada zaten kapağıtçığı var. Bunu böyle çektiğinizde açılıyor. Hemen şöyle de takalım ve gösterelim detaylı bir şekilde sizlere de. Şuradan geriye çektiğimizde kilitlenmiş oluyor ve üstünde Philips markasının logosu bulunuyor. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Diğer parçalarımıza bakıyoruz. İçerisinden zaten kullanma kılavuzu vesaire kitapçıkları çıkıyor. Ürünümüzün asıl materyali bu. Hemen bunu buradan açalım. Şu şekilde bir blender yuvası. Bununla birlikte zaten bıçaklarını görüyorsunuz. Şöyle hemen açmaya çalışıyorum. Bu şekilde paslanmaz çelikten bir bıçak yapısı bulunuyor. Ben zaten şimdi size özelliklerini de söyleyeceğim. Bu ağızdaki bıçaklarımız paslanmaz çelik. Burada yuvaya bu şekilde oturuyor gördüğünüz gibi bu da üst kısmımız. Bu da bu şekilde oturuyor. Ee, bir yandan da hani bilgilerini paylaşayım. Öncelikle 500 ile 800 watt arası bir güç tüketimine sahip ürünümüz. Siyah rengi bendeki. Ee, 3 yıl garantili bu ürün. Yani diğerleri genelde 2 yıl garantili oluyor. Bu 3 yıl garantili. Bu da normal e, motor yani blender, ayak blenderlarını takmak için kullanılan aparat. Bunu da kenara alıyorum. Hepsini toplu bir şekilde göstereceğim. Şimdi şöyle asıl ürünümüze gelelim. Çok ağır bir ürün açıkçası şu tutma yeri. Ve o yüzden kaliteli. Metalde bir yapısı var zaten. Ee, onun dışında hani resmi distribütör garantili oluyor genelde bu ürünler. Ve bu ürünü genelde herkes çeyizi için almış oluyor. Çünkü fiyatı indirime giriyor sitelerde. Ve çeyizi için indirime girdiğinde alıyorlar. Şurada zaten bir mekanizması bulunuyor. Bu şekilde çalışan. Onun dışında güç yerimiz burası. Ve kablo uzunluğumuz da gene 1 metre civarında bir kablo uzunluğumuz var. Bunu da kenara alıyorum hemen. Şimdi bu aparatı ben taktım. Bu kısmı tekrardan göstereyim. Burası aparatın çıkma yeri. Buraya bastırdığınızda bu aparat çıkıyor ve takımı çok kolay. Şöyle göstereceğim kameraya. Zaten direkt oturuyor. Kablomuzu da alalım ve şu şekilde oturtturalım. Kutu açılışımızı yaptık ve içerisinden çıkan ürünlerin hepsini gösterdim sizlere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Eminim bu videoda el blender'ı arayanlar videoyu görüp yararlı bir şekilde izleyip yararlı bulmuştur. Ben öyle umuyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi test videomuza geçiyoruz. Bakalım ürünümüz nasıl çalışıyor, nasıl bir sesi var. Hepsini en son kısımda göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Daha çok video incelemesi gelecek ve bloglarımız, daha değişik videolarımız da olacak kanalımızda. Görüşmek üzere.